Non YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte altına hücum etkinliğine gireceğiz. Ama ondan önce 3-4 tane sandığım var. Mesela görevlerden gelen ücretsiz sandığım var. Bu arada buradaki büyük sandığım videosu da büyük bir ihtimal yarın gelir. Böyle hemen açıyorum ücretsiz sandığı. Zaten ücretsiz sandıktan hiçbir şey gelmiyor. Top geldi, bombacı geldi. Hiçbir şey gelmedi. Bunları hızlı hızlı geçiyorum çünkü direkt savaşlara geçmek istiyorum. Şöyle oklar verdi, barbar kulübesi verdi. Destemiz aynı, hadi savaşlara geçelim. Evet, şu an savaşa geldik. Karşımızda Clash King adlı arkadaşlar ve gördüğünüz gibi böyle kulelerin etrafında altın gelmiş, yani altın kaplama olmuş. Ki ben Supercell'in artık bu tür etkinlikler getirmesini seviyorum. Ya en azından oyuncuyu teşvik ediyor. Supercell'i bu konuda tebrik ediyorum. Ama arkadan gelen bombacı bizim işimizi bayağı bozacak. Onu şöyle bir counterlayalım orada. Tam düzenine yavru ejderhayı verdim. Gidiyoruz. Eğer ellemezse biz o kuleyi alırız. Çünkü benim orada hoppa Valkür geldi. Aslında benim oradaki slashlarım oradaki yavru ejderhayı alırdı ama bu Valkür'ün gelmesi hiç iyi olmadı. Ve Valkür gelip bizim kulemize bir tane vurdu arkadaşlar. Ve balon geldi. Balon nereden çıktı ya? Ben balonu ellemezsem balon benim çok canımı yakar. Hoppa. Geldi bir tane vurdu ve kulenin canını 860'a indirdi. Okçularım da önden gitti. Okçularım da mefta oldu. Ve arkadaş aşırı sağlammış. Yani savunmayı biliyor, oynamayı bilen bir arkadaş. Artık yavaş yavaş kupamız yükseliyor. Yani şu an 1145 veya 1100 kupa civarında geziyoruz. Ve karşı tarafın 6. seviye sıradanları var. Hiç düşük bir seviye değil. Vallahi bombacı Allah'tan bir tane daha vurmadı. Saldım devi. Hoppa ya, yavru ejderhaya kilitlenecek değil mi? Yavru ejderhaya kilitlendi ve yavru ejderhaya vurmaya devam ediyor. Valkür gördünüz mü orada? Valkür gitti. Devden slashlara döndü. Sen o da geldi kulemizi aldı. Biz de onun kulesini aldık ve arkadaş bence boşu boşuna balon attı. Direkt ben şöyle şövalye, fıçı, onun üzerine okçular atacağım. Yani gelen balonu hiç tırmanmayacağım çünkü o balon oraya atması aşırı saçmaydı. Ben sağ kuleyi aldım sanırım. Şu an daha almadık ama alacağız yani. Evet, şu an oradaki son bir tane uzaklı goblinimiz vurdu ve 18 canını bıraktı. Karşı tarafta da dev varmış. Devimi direkt şöyle eriteceğim ve bombacısını aşırı yanlış kullandı. Bu yüzden de aşırı dereceksiz zararına girdi ama bombacısını geri çevirdi. Hoppa. Çözecekte fıçı yapacağım ben. Zaten ben o sağ kuleyi alırım. Ve arkadaşlar kulübe de varmış. Onu daha yeni gördük. Ve ikinci kuleden de 140 altın aldık arkadaşlar. Yani güzel altın veriyor. O kadar az altın vermiyor. Kafi yani. Sanırım üşüyemeyeceğiz. Üşedik mi? Yok. Ve son savaşı da böyle kaybettik. Ama tahmini nasıl kaybettik? Adamın 16 canı kaldı ya. Ben bunu ağlarım böyle. Ve altın sandık verdi bize. Gelen altın miktarını göremedim ama evet. 200 altın vermiş. Yani her kule ekmamızda 105 altın veriyor. Bu arada çok şık olmuş ya. Ben tekrar diyorum ama böyle. Arkadaş direkt yıldırımla başladı ki çok yanlış bir hareket. Çünkü bende slasher var, şövalye var. Bittin yani sen. Ben direkt de arkadan saldım. Arkasına bir slasher, onun üzerine yazacağız, onun arkasına fıçı atacağım. İksir tabi gelirse ama tüm planlarım şu an değişti. Bakayım yazacağız, inşallah orada bir iş görür. Çok güzel. Oradaki minyon sürüsü eridi ve benim devim de orada eridi ama ben yine orada bayağı iksir karına geçtim. Ve gittim o kuleyi aldım. Hoppa, bombada herkese Valkür var ya. Bu Valkür nereden çıktı? Şöyle kartlarım ölmeyecek. Ben de onları bir şövalye ile tanklayacağım. Çünkü biliyorsanız bizim slasher'ımız ölümsüz arkadaşlar. Çok sağlam vuruyor ve harbiden yani slasher düşük anlarda kullanılması gereken bir kart. Menzili fazla ve yani düşük levellerde bile çok güzel işler çıkarabiliyor. Ve mini PK. Benim yakında kullanacağım kart. Eritmek için çünkü sanırım 5. arenada çarpma geliyor değil mi? Ya 5'te ya da 4'te çarpma kartı geliyordu.
Ondan sonra zaten artık iskelet ordusu bitiyor. Ve yine bizim slasörümüz oradan böyle tıkır tıkır vuruyor. Ama arkadaşlar minyon sürüsü var. Hem de 5. seviye. O da bizim bayağı canımızı sıkıyor. Okçuları atacağım yoksa o minyon sürüsü bana iyi vuracak. Güzel kurtardık. Şöyle şövalyeyi attım ben. Çok güzel. Bu arada sağdaki ve soldaki çerçeve umarım beğenmişsinizdir. Onlar için bayağı uğraştım ben ve dün anda video gelmedi. Kusura bakmayın gençler. Dün biraz işlerim vardı. Onları hallettim ve sonrasında da yani dün an video atamadım. Yani aslında yayın açmayı planlıyordum ama yayını da açamadık. Taş tutamadık. Gördünüz mü bak adam mini pekkayı atıyor bir de üzerine kaldırıp öfke basıyor. Adam aşırı zeki ya. Ve şu an benim orada bayağı kartım birikti. Dur bakayım şöyle. Dev tanklayacağım. Oraya fırça salacağım. Artık umarım ben bu adamı öldürürüm yani. Bitti artık. 3 taş almam lazım. Ve çok yanlış yere bir yıldırım ve bize 3 taş getirdi diye base arkadaşımız. Böyle iyi oyun diyelim. Bir de ona ha ha diye gülelim değil mi? Ve gümüş sandık aldık. Sanırım taç sandığını açacağız. Zaten taç sandığını açıp bu bölümü sonlandırırız. Hemen bir diğer savaşa geçelim. Evet savaşa geldik. PSZ adlı bir arkadaş geldi karşımıza. 6. seviye kendisi. Ben direkt şöyle fıçı ile başlayacağım. Aslında fıçı 2. seviye yapmam lazım. Arkadaş direkt bana barbarla karşılık verdi ve barbarın üzerine öfke atmayı tercih etti. Ben de maalesef oraya bir şövalye attım. En azından onu kanıtladık. Ve şövalyeyi korumak adına önüne uzaklık goblin attım çünkü şövalye çok sağlam vuruyor. Ama sanırım yavru ejderhanın vuruşunu ölür. Öldü. En azından bizim oradaki yavru ejderhamız kuleye de vurdu. Yavru ejderhaya da vurdu. Dur bakayım şöyle bir de önüne fıçı sallayacağım derken adam kaldırıp 5. seviye binince. Vay be. Arkadaşlar sanırım ölümüne birinci kasmış. Çünkü 5. seviye birinci hiç az bir level değil. Benim daha ana sahamdaki bile daha altı level. Ama bu arkadaş direkt 5. seviye yapmış. Tebrik ederim. Ve oradan gelen balondan da aşırı güzel bir hasar yedik. Ama biz Soul Kule'yi alıp 70 altınımızı elde ettik. Bu arada umarım videolar seviyorsunuz. Bir de bundan sonra bir düzenli video saatim olacak. Onu böyle yukarı oylamaya koyarım. Benim aklımda saat 7 var. Yani her gün saat 7'de video yapmayı düşünüyorum planlı olarak. Normalde benim düzenli bir video saatim yoktu. Kafama göre atıyordum. Saat 5-6 arası. Ama siz şimdi onu yukarıdan oylayın. Saat kaçta açayım ben? Benim aklımda 7 var ama siz kaç derseniz onu atarım. 6 da olabilir, 5 de olabilir. Ben onu size yukarıdaki oylamaya sorarım yani. Hoppa, arkadaş benim devimi eritti. Valla adam çok sağlam, çer çöp de geldi ama. Benim oradaki yavru ejderham güzel bir şekilde iş çıkardı. Ve son 60 saniye girdik ve 2 kat kişi geldi. Ben şimdi direkt üçlemeye oynayacağım. Hiç yani acımayacağım. Ve karşı taraftan balon geldi. Balon nedir ya? Bir de adam kalır üzerine öfke atıyor. Sana bu kuleyi verdik. Yok vermedik mi? Balon bombası 354 vurmuyordu. Ve kule bizde. Eğer ben bu gelirse bir dev daha çeviririm. Çok güzel. Şu an ölümüne iki tane dev gidiyor oradan. Böyle bir şey var mı ya? Ve fakir kulesi çıktı. Ki zaten bu fakir kulesi de devin düşmanı bildiğimiz gibi. Arkadaş ölümüne savunuyor. Böyle bir savunma şekli var mı ya? Benim orada sanırım şu an 6 tane goblinim oldu ve ha diye gülerim. Çünkü biz bu arkadaştan 3 taş aldık ve yine toplamda kaç altın verdi? Evet. Toplamda bize 431 altın verdi ve bir altın tanık daha geldi arkadaşlar. Taş sandığımız da açıldı. Onu da açalım hemen. Direkt şöyle 308 altın verdi. 2 tane taş verdi. Minyon sürümüz açıldı. 6 tane Tesla verdi. Bomba kulesi ve şövalye verdi ki şövalye gayet güzel. 29 tane gelmesi. Çok şövalye aktif olarak kullanacağız. Şurada görevlerde de bir görevimiz gelmiş. O da bize Goblin Kulübesi verdi 6 tane. Dediğim gibi yakında buradaki büyülü sandık var. Bir de sizden bir ricam var şimdi. Videoyu beğenin. Bir de abone olursanız beni çok sevinirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.